Selamun Aleyküm. Perşembe günüyle devam ediyoruz inşallah. Hocam İnşallah. sizi dinliyoruz. Şimdi Perşembe günü tabii elma hep aklımda. Çünkü yaşadıklarımdan sonra, gördüklerimden sonra bunun üzerine doğru odaklandım. Hani konu Gökçeada'da olduğu, orada çarpıldığı, musallat olunduğu veyahut da belli. Beyne müdahale ettikleri belli. Bunu anladıktan sonra yani elmayı ya da oradaki temel mantığı hiç unutmadan onun üzerine odaklandım. Perşembe günü dedim ki akşam tabii daha çok istişarelere iş dönüşü o zaman yapıyoruz. Şey var mı? Hani gördüğünüz rüyalar var mı? Şimdi konunun içinde olan insanlar illaki ya karabasan görecek ya bir zatı görecek veyahut da bir takım semboller görecek. Yani bir şeyler görmesi lazım. Ha görmeye de bilirler. O da ayrı konu. Görüp hatırlamazlar. Bu da ayrı konu. Ama bu şekilde de bilgi alma yöntemi var. Yani bilgi almayı şöyle. Kişi sıkıntılarını görür, anlatır ama onun içinden doğru çözümleyen, anlayabilen, onların anlattıklarının içinden de net nokta atışı doğru yorum ve tahmin yapabilir. Bu arada hanım dedi, Nur'un dedi sırtında dedi delikler gördüm. Dedim tamam hacimat. Hemen hacimat yapmak için aradık, görüştük. Hacimat yapılınca da şöyle mutlaka yapılması lazım. Bir önce söyleyeyim. Yani herhangi bir sıkıntı var yok. Bu mutlaka sağlık için olmazsa olmaz. Fakat vücudun içinde blok olmuş, kalmış ya da yuva yapmış. Damarlardan bahsetmiyorum bu arada. Vücudun içinde yani doğumumuzla oluşan kan ama dolaşım sistemin içinde dolaşan değil. He. Vücuda giriyorlar, orada çöreklenmişler, kalmışlar. Sen onun üzerine kupayı vurur da kanı çekersen ortalık karışır. Hacimat yapana da, olana da, orada kim varsa saldırırlar. Hani hacimat yaparken rahatsızlanmanın sebebi de bu. Onun için bu konularla haşır neşir olan kardeşlerimiz bunu bilir. Kişilere gerekli ön desteği, bilgiyi verirler. Mutlaka ki hacimat olmazsa olmaz. Yani bunu mutlaka yaptırın. Çok önemli. Çünkü kanı alınca vücut oraya yeni ürettiği kanı yüklüyor. Sen onu oradan almazsan yenisi gelmiyor. Hani bu kan verdim, İşte yeniden kanım tazelendi diye düşünüyorsanız düşünmeyin. O sistemin içindeki dolaşan kan. Biz sistem dışı olan dolaşanın haricinde hani karaciğer, akciğer geldi işte kalp tekrar pompaladı. O kandan bahsetmiyoruz. Organların duvarlarında, yapı taşlarında olandan bahsediyoruz. Yani evin içindeki kalorifer sisteminin içindeki suyu değil. Biz duvarlardan bahsediyoruz. Binanın yapısındaki içindekilerden bahsediyoruz. Onun için mutlaka hacimat olması lazım dedik. Ona göre onu organize edildi, aradık. Peşinden ozon, oksijen. İfritler oksijene bayılırlar. Harbiden bayılırlar. Ama düşündüğünüz anlamda değil. Zehirlenir bayılırlar. Onun için vücuttaki oksijeni çoğaltmamız lazım. Oksijenin yetersiz olduğu yer bile uzun bir zaman sonra hastalığa sebeptir. Analizlerden aktarıyorum. Tabii sonraki zamanlarda istihare yaptığımızda bazı dönemlerde onların olduğu yere girdiğimizde bir anda öksürerek hani rahatlamaya çalışıyorum ve çıkıyorum oradan. Çünkü onların oksijeni bizdeki gibi H2O değil. Başka türlü gazlar onların oksijeni. Bunun için nedeni mutlaka ozon yapılalım. Onun için de ona göre bir program ayarladık ve pazar günü oldu. Diğeri de kurban. Mutlaka ki bir kefareti bedeli vardır diye aradık. Hatta Afrika'ya yönlendirdik. Öyle geldi içimizden. Hani diğer her türlü herkese göre doğrudur. Bize göre de burada da olur, şeyde olur ama hani zaman kısıtlı olduğu için bir an önce insanlara ulaştırmak da gerekiyor ya.
Kendi elimizle o anda dağıtamayacağız. Hani o olmadı. Hızlandırma adına böyle karar verdik ve oradan da cuma günü, perşembe günü akşam aradık. Cuma günü kesildi ve dağıtırken de resimleri geldi. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz var. Afrika'da birçok yerde oluşturdukları bir ekip var. Hem yardım götürüyorlar, dağıtıyorlar. Ki biz de gittik Afrika'ya biliyorsun. Onun için bu iş kurbanı da bu şekilde kefaret kurbanı olarak niyetlendik. Yalnız şöyle bir durum oldu. Bir sonraki akşam dedim ki onun bir ufağı var kardeşi. Bununla dedim tövbeyi oku. Aralarında 7 yaş var. Dedim onunla oku. Hani aile bireylerindeki herkesle tövbeyi tek tek oku. Benle okudun, annenle okudun, kardeşinle oku, diğeriyle oku. Yani bu şekilde aile içindeki sirayetleri de anlamaya çalışıyoruz. Bu defa diğer kardeşiyle okudu. Onunla okuyunca bu defa diğerinde de olan kalbinde sıkışma, işte bir takım mesela çok konuşmuyor. Beslenme alışkanlığında her şeyi yemiyor. Bu sefer ondaki olan hani sağlıklı şükürler olsun herhangi bir problemi de yok. Hani baktığın zaman sağlıklı herkesin çocuğu gibi. Ama tövbeleri okuyup ve bununla ilgili bir temizlik talep edilince onunla da ilgili olanlar ortaya çıktı. Hani biz Nuriye diyorduk ya hasta. Meğerse en sağlamı o, diğerleri onlarda da sıkıntı var ama ondaki belirti başka, diğerindeki başkaymış. Yani sağlam zannettiklerimiz de bile çıkabiliyor. Kardeşiyle okudu. Sonra tövbeyi okurken yanıma geldi. Dedi ki baba ben bu tesettürsüzlüğü okuyamıyorum. Yani tesettüre riayet etmek, tesettür konusundaki hatalarımıza da tövbe ediyoruz ya. Tesettürsüzlük, tesettürle ilgili yerde dedi ilerleyemiyoruz. Yani kız çocuğu değil ki bir şey demiş. Şimdi erkek çocuğu olabilirleri söyledim. Dedi bak denize gittiniz, kısa şort giyiyorsunuz. Neden diz altını bağlamıyorsunuz? Hani bir şey var ya ismi aklıma gelmedi. Dizin altından lastikli kapatıyorsun. Sonra üstüne de mutlaka ki denizde yüzerken bile etkilemeyecek şekilde giymen lazım. Hatta kendimle ilgili bir kıssayı anlattım. Denize girdim o şekilde. O arada da hafif yağmur atıştırmaya başladı. İleriden de birisi feribot gibi yüzerek geldi. Dedi ki senin niye dedi üstünde şey var? Yani bir, bunun gibi bir şey vardı diye düşündüm. Hani yüzmemde rahat ama. Dedim ki ben çok çabuk yanıyorum. Hakikaten öyle beyaz tenliyim. 10-15 dakikada hemen başlıyor yanmaya. Dedim ki güneşten dolayı. Adam yüzüyor denizin içinde. Adam adam vapuru gibi. Yani her yere gidiyor. Yazlıkçı olduğu belli. Havaya baktı. Hafif de böyle yağmur böyle arada bir damla bırakıyor. Ama güneş falan da yok. Dedi sana dedi şemsiye getireyim mi? Gibi. Hani bunu da aktardığım arada ki neden? Yani insanlar yüzerken bile tesettürsüz olabiliyor. Niye? Çünkü şort giyiyoruz diz kapağından yukarı, üstünde bir şey yok. Biz erkeğiz nasıl tesettüre uyduk? Hadi gel bakalım bir de kadınlara laf söylüyoruz. Şimdi önce biz kendimizi hesaba çekelim. Ve benim oğlum da tesettür konusunda tövbedeki o metni orayı o geçemiyor. Ben de şimdi bunları anlatıyorum. Ondan sonra dedim başka takıldığın yer var mı? Zina falan vesaire soruyorum. Ya dedi baba ben dedi şeyi gördüm. Dün gece şimdi soruyorum ya herkese. Dedi bir kadın gördüm. Yalnız dedi kadının dedi küçük küçük boynuzları vardı. Eyvah dedim ya onu ben de gördüm. Zaten elmadan dolayı aklımda ya hep. Ama hani aradan birkaç gün geçti bu konuya. Ama ondan önce de hastanede elma dedi, elma ağacı. Şimdi ana konuyu, ana şemayı elmanın üzerine koydum.
Ya elmadan ev yapacağız ya ağaç yapacağız. Bir şey olacak yani. İşte bu arada nasıl olur, herhangi birisi var mı falan, onu düşünmeye, hani araştırmaya başladım. Ben dedi oradayken bir kızım, birisi bana bir şey getirdi. O arada benim dedi elimi tuttu. Aman oğlum dikkat et dedim ya. Yani üzerinde eğer ifrit onu varsa başka şeyle de tutar. Yani şey yapar. Yani dikkat edin, koruyun kendinizi. O zaman dedim bununla git, zinadan dolayı dedim tövbe namazı kıl. Yani en azından bunu yap. Yaptı geldi. Tesettürsüzlük, tesettüre uymuyor. Yani aklımızın yettiğince anlattık. Zinayla da ilgili, hani gece kadını gördü ya. Şimdi gördüğünü anlattı, benim gördüğümde aynı. Fakat fazla da bir şey diyemiyorum. Hani onu vesvese yapmasın diye. Bir şey anlatmak istiyorum, çok önemli. Bak buraya dikkat edelim. Bazen ifritler gelir, bir kızı kontrol altına alır. Diğer başka bir erkeği de kontrol altına almak istiyorsa, bazen o erkeğe, bazen o kıza gider, kızı bedenlenmiş gibi kendi gidiyor ona. Anladınız mı sahneyi? Etkiler ve onu ona götürür. Şimdi böyle de durum var. Zinaların birçoğu da bu yüzden oluyor. Yani kişi zina yapıyor, sonra hemen pişman oluyor. Ama o an önce, yani bir yarım saat önce çok istekli, yarım saat sonra pişman oluyor. Çünkü erkeğe musallat oldu diyelim, ya da olacak, ya da kontrol edecek. Hani rüyalardan bahsettik ya, rüyalarda da yetinmedi. Ona ulaşacağı, müsait olan, kontrol edebileceği biri varsa, ama onu böyle bir şizofreni gibi, bipolar gibi rahatsız etmez. İhtiyaca uygun. Hani insanların böyle hasta olduğunu belli edip hastalanmalarının sebebinin birçoğu onu kontrol edemediği için işi onu o noktaya götürür. Özellikle imanlı, dinini yaşamaya çalışan insanların imanları onları yakacağı için, rahat edemeyecekleri için, hani girdiğinde onları hasta noktasına getirir. Çünkü rahat kullanamıyor. Şimdi namaz kılarken içinde olursa ne olacak? O da namaz kılacak. Kılmış şeklini yapacak. Yapmamak için kafasını sallatacak. Gözünü sağını solunu sallatıyor. Bir tuhaf hareketler oluyor. Böyle insanlar var, tanıyorum. Evet. Ya da namazdayken sağa sola baktırıyor. Yani namazı bozacak. Hiçbir şey yapamazsa halleri yaptırıyor. Ancak diğer taraftan da rahat kullanabildiklerini de çok fazla rahatsız etmezler. Bazen sinir krizi geçirtir, bazen kendilerinin ruhsatını daha da güçlendirmek için bazı şeyler yaptırırlar. Ama genel yaşamda ya bu bir canı sıkkındı, sinirlendi, kızdı, küfür etti, gitti diye düşünürsün. O anlık etkilemiştir. Geri kalanı onunla beraber yaşıyordur insanların içinde. Şimdi bu da var. Hani her musallat olan hasta olur diye bir şey yok. Bir kere ilk başta bunu aklımızda tutmamız lazım. Böyle problemleri olan tanıdıklarınız ve kişiler varsa vardır ama hasta etmiyordur, ama onu hasta etmediği için de rahat istediğini yaptırıyordur. Ya da onun yaşantısını öyle bir kontrol altına almıştır ki ona zina yaptırıyordur, çıplak gezdiriyordur, alkol içirtiyordur vesaire. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine karşı getiriyordur. Onu insanlar görebileceği şekilde onu yaşatır. Onun yaşadıklarını görenler de örnek alıp özenip onlar da o günahı işlemeye devam eder. Reklam panosu gibi kullanır. Azmettirici gibi düşünün kullanır. Hani her olan böyle rahatsızlanıyor diye bir şey yok. Ama mutlaka ki arada bunalım ve krizleri olur. Ufak da olsa mutlaka belirtileri de olur. Bunu unutmayalım. Burada da etkilemek için elmaya sebebi, oradan gelen sonuç, yani ele geçirecek. Kadın kullanacak yani. İfrit. Hani bu aşık cin mevzuları falan var ya. Ya bunların, evet, gerçekten aşık olan olursa, ki böylesine de rastladım,
hiçbir zarar vermez. O insanda hastalık olmaz. Bak kesin ve net. Sevdikli, seviyorlarsa zarar vermezler. Onun onu görmediğini bilir. Ona bir zarar vermez. Belki temasta da bulunmasa. Yani o onu muhafaza eder, bir sıkıntı geleceği zaman engel olmaya çalışır. Sevip değer veriyordur. İnsan sevdiğini, değerini onu kollar. Ama hasta olan, hastalananlar, aşık olanlar değildir. Şöyle bir durum oluyor. Musallat olmuş. Diyelim ki cinci diyelim. Cinleri gören insanlar. Ya o da o kadar görebiliyor. Yani bir yerde de bunu suçlamamak lazım. Ama bu özelliğini parayla satıyor ya da bu özelliğinden dolayı insanları etkilemek için onları gönderiyorsa o zaman sihir büyü yapıyor zaten. Bu başka bir şey. Bunu kastetmiyorum. Anlatmak istediğim buradaki başka bir yönü. Cinlerin insanlara çok fazla meyli vardır. Çünkü üstün olarak geldiği için. Bazıları gerçekten seviyordur. Kesinlikle o insan hastalanmaz. Böyle bir musallat konusuna. Musallat olmuştur. Onu bir cinleri gören birisi gördüğünde ona der ki ben çok seviyorum, aşığım der. Hadi buyur, ne oldu? Aşık cinli vakası. Ne oldu? Bizim oğlumuza cinli aşık olmuş deseydi biri, biz de bu konuları anlamıyor olsaydık. O zaman sanki bir ya aşık olmuş, vah vah garibim falan filan. Ya işte hani böyle bir başka bir moda girmiş olurduk ki ne alaka? Ne desin, ben musallat oldum, oğlunuzu kırtlayacağım mı desin? Demeyecek, ne oldu? Aşık oldum. Farklı bir noktadan yaklaşıyor. İşte eğer sadece cinli boyutunu algılayan varsa böyle bilmeyerek hata yapabiliyorlar ama bilmeyerek. Ancak manevi boyuttan geliyorsa sadece cinliler değil, diğer boyutlar arasındaki farkları zaman içinde tecrübe etti, öğrendi. Yani sen bir insan bir yere gide gele oranın ne olduğunu öğrenir. İnsanlarını da tanır. Siz farklı boyutlara gidip geldiğinizde hangi boyutta ne var anlar. Diyecekler ki kılık değiştiriyor. Kardeşim kılık değiştirse bile yüzündeki nurunu değiştiremiyor. Şeklini belirli bir süre tutar. Tuttuğu zaman da geriden eski formuna gelmek zorunda. Aynı zamanda bir kişiyi görüyorsan onun o kadar yetin varsa, yetilerin varsa kalabalık olduğu ortamı bir gözle o kılık değiştirse bile diğerlerinin ne olduğunu anlarsın gibi. Bunun birçok yön ve yolları var. Ama temelinde aşık cinli varmış, cinli aşık olmuş falan filan deyip musallatlar kendilerini bunun altına gizleyebiliyorlar. Ama gerçekten de aşık olan da var mı? Bu da var. Sapla samanı ayırmak lazım. Evet. Şimdi niye aşık olabilir? Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Olabilir mi? Olabilir. Yani siz insansınız. Diğer insanları görüyorsunuz ve bir balkondan bakıyorsunuz. Yolda yürüyen sizi görmüyor. Bir tanesine gönlünüzü kaptırdınız. Olabilir mi? Olabilir. Bu da olabilir. Olabilirliği bu kadar ama. Çok çok bin, yani bin tane aşık cinli vakası olsa belki bir tanesi doğrudur. O da hasta oluyor. Olmaması lazım. Ne olması lazım? Ya ben bir şey yapacağım ama içimden bir şey bunu yapma diyor bana. Hakikaten ben yaptım. Başıma şu iş geldi. Beni uyardı gibi benzeri konularda bu çıkar. Bunları iyice anladığın zaman hangisi ne demektir, belirtileri, ipuçlarını aldığın zaman, bir de bunu istiharesini yaptığın zaman, istihare de yeterli değil. İstiharedeki ne denileni de anlaman lazım. Onun için Perşembe günü de işte hacimatta ozondu, kurbandı, tesettürsüzlük, tesettür konusunu okuyamıyor diye düşündük. Ve bunlarla ilgili harekete geçtik. Ama buradaki en önemli konu şu elma. Yani ifrit başka bir bedene girer. O kişi diğerine yanaşır. Eğer buradan zina olursa bu kişiyi yöneten o da o hazzı alır. Çıkar buradan, buna tekrar gelir. Zina işlediği için daha da güçlü, kuvvetli
hale gelir, daha fazla etkiler, daha fazla kapsam alanını alır. Bu da çok önemli bir nokta, çok önemli bir konu. Mutlaka eksik anlattığım yönleri vardır. Doğaçlama konuşuyoruz. Ama bunun gibi de çok fazla konularla da anlamaya ve çözüme kavuşmasına vesile olmaya çalıştık. Allah razı olsun, tecrübeleri aktarmaya Allah devam edeceğiz. Yalnız şunu söyleyeyim, tesettürsüzlük konusunu da anlattım ya. Bir sonraki gün, cuma günü anladım, o anlattığım değilmiş. Ya o da olabilir, buna da dikkat etmek lazım. Başka, perşembe günkü nasihat anlamında söyledim ama cuma günü başka bir şey olduğunu öğrendim. Mutlaka ki cuma günüyle ilgili olan videoyu seyredin. Çok önemli. Özellikle erkekler için özellikle. Erkekler için önemli. Erkeklerin yaptığı tesettürsüzlük. Bakın var ya, hiç bildiğimiz şeyler ama nereden ne çıkıyor mutlaka seyredin. Özellikle ibadetlerine düşkün olanlar. Allah'a emanet olun.